Bu akşamki konumuz çok merak edilen, çok fazla soru aldığımız cinler, büyüler, musallatlar ve çok dikkat edilmesi gereken bir konu değerli arkadaşlar. Çok fazla hataya düşen insan var. Bu konulara yanlışlıkla bulaşan, bilerek bulaşan, sonra başı ağrayan o kadar çok kişiyle karşılaştık ki bu konuyu gündeme almakta bizim için iyi olacağını inşallah. Önce şuradan başlayalım. Çok fazla aldığım cevaplardan bir tanesi bu. Ya bu devirde buna mı inanıyorsun? Cin büyü sihir mi var? Yok öyle bir şey diyenler var. Şimdi sevgili arkadaşlar, isteyen istediğine inanabilir elbette. Ama benim için çok önemli bir şey beri o da şu. Cin Kur'an-ı Kerim'de bahsediliyor. İns ve cins. İnsanlar ve cinler diye. Allah Teala ben insanları ve cinleri halk ettim, yarattım diye Kur'an-ı Kerim'de bizzat buyuruyor. Yani cinler yok dersek Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini reddettiğimiz için iman dairesinin dışına çıkarız. Ha bazıları diyor ki ben inanmıyorum. Yani inanmak konusunda kimseyi zorlayamayız. Ama bunu da bilelim. Hani öyle körü körüye cümleler kurmamak lazım. Cinler var. Niye var? Rabbim yaratmış. Cinler de bizim gibi bir topluluk insanlar gibi. Biz onları göremiyoruz bu dünyada. Onlar bizi görebiliyorlar. Biz topraktan yaratmış Rabbimiz insanları, cinleri de ateşten yaratmış. Melekleri nurdan yaratmış. Yaratmak murad eden Rabbim böyle yaratmış. Aynı cinler de bizim gibi mükellefler, hesaba çekilecekler. Nasıl ki biz öldüğümüz zaman ahirette yapıp ettiklerimizden hesaba çekileceğiz. Cennet ya da cehennemle sonuçlanan bir son bekliyor bizi. Aynı şey cinler için de geçerli. Onlar da yapıp ettiklerinden hesaba çekilecekler iman edenleri var, etmeyenleri var, Müslümanları var, olmayanları var. Aynı bizim gibi bir topluluk. Fakat şunu bilmemiz gerekiyor. Bizim cinlerle muhatap olmamız, cinlerin de bizimle muhatap olmaları haram. Tekrar ediyorum burayı. Günümüzde çok moda çünkü. Cinci hocalardan bahsedilir sürekli. Evet, Hüddam denilen yani bazı insanlar vardır. İşte muhatap oldukları, kendilerince yönettiklerini zannettikleri cinlere hüddam derler. İşte bunun hüddamı var. Hatta ölürken hüddamlarını başkalarına devredenler falan var. Ee, ve zannediyorlar ki biz cinleri yönetiyoruz, cinler bana çalışıyor. Aslında neyi kaybettiklerini, kimin kimi yönettiğini bilmediklerini düşünüyorum. Cinlerle uğraşmak haramdır. Ve haramla iştigalden bir hayır gelmesi mümkün değildir. Değerli arkadaşlar ne olur burada uyanık olalım. O kadar çok kişiye duydum ki şimdi karşılaşıyoruz. Senin üzerinde büyü var. Bak şurada bir hoca var cinleri var biliyor. İşte e, sana faydası olur gel gidelim falan. Ne olur ki düşmeyiniz bu tuzaklara. Bu tuzaklara düşmeyiniz değerli arkadaşlar. Bakınız biliyorsunuz yıllardır RDT danışma uzmanlığı yapıyoruz. Bir, tabi her türlü sıkıntı yaşamış insanlar geliyor bizden danışmanlık almaya. O kadar çok vaka var ki üzerinde hiçbir şey yokken işte bir hocaya gidip üzerine musallat olandır ama hocam bu kişi nereden biliyor benim kaç kardeş olduğumu ne yaptığımı evliliğimi nereden biliyor dikkat et verdiği bilgiler hep geçmişten gelecekle alakalı da seni inandırıyor geçmişten bilgi verebilir mi bu hocalar nasıl biliyorlar da elbette verebilir bu zor bir şey değil ki hatta şöyle söyleyeyim arkadaşlar bizim dünya üzerinde ömrümüz bugün hani 60-70 yıl insan ömrünün ortalaması doğru mu biz topraktan yaratıldık ve zaman göreceli bir kavramdır. Hızla alakalıdır. Cinler ateşten yaratıldıkları ve bizden çok hızlı oldukları için kendi zamanlarına göre 60-70 yıl olsa da bizim zamanımıza göre 600-700 yıl kadar zaman yaşıyor. Yani tarihten çok daha fazla şah şahitlik edebilirler. İki, bizi görüyorlar. Bizimle alakalı birçok şeye şahitlik edebilirler. Üç, herkesin bir şeytanı var bilir misiniz? Herkesin bir şeytanı var. Karin şeytanı denir buna. Hepimizde var ya bundan korunmaya nezzet değiliz. Ama Rabbim inşallah tuzaklarına düşmekten muhafaza edilsin. Şimdi bu şeytan bizimle beraber, insanla beraber yaşıyor. İnsanın her şeyini biliyor. İnsanın içinde var olan bir şeytandan bahsediyoruz. Damarların içinde gezerdi diyor hadis-i şerifte. Şimdi cinler bu şeytanla konuşup senin hakkında birçok veriyi bilebilirler. O hoca da senin geçmişinle alakalı şöyle mi, böyle mi diye detaylı bilgi verebilir sana. Ve otomatik olarak tuzağa düşmüş olursun. Aa bunları nereden biliyor? Demek ki iyi. Yani değerli arkadaşlar, işin içinde cinler varsa orada hayır mümkün değil. Haram çünkü. Cinlerin Müslümanları var, onlara iletişime geçmezler. Bu iyi bir cinmiş. Arkadaşlar haram işlenmekte ıslah eden birine iyi denmez. İyi değildir. o. Yani salih kul, cinlerden de salih kullar vardır. İyilikler yapabilirler, iyi üzerinde giyebilirler. Ama değerli arkadaşlar dikkat etmemiz gereken mevzu ne olur bunu artık şey yani hala çok konuşuyor ve çok fazla çünkü cinle uğraşan bir hocaya gidilmez çünkü o cinlerin film ortama giriyorsun girme bakın yaşadığım bir tecrübe aktarmak istiyorum size belki fikir verir diye şimdi şeytanın biliyorsunuz bu tarz konular en çok nerede muhatap görüyorum İslam ülkelerinde daha çok karşılaşıyorsunuz Müslüman toplumlarda niye e şimdi şeytanın Müslüman olmayanlarla işi yok ki Hazreti Ali biliyorsunuz şöyle diyor Boş eve hırsız girmez. Yani iman olmayan kalbe şeytan niye musallat olsun? Zaten yolunda değil. Kiminle muhatap olacak? Kimi düşman alacak? Kalpte iman olanları. O imanı çalmak istiyor çünkü. Şeytanın amacı insandaki imanı çalmak. Ve çok fazla buradaki olayları görebilirsiniz. Mesela saldırılar olur. Amacı bu. Ama onların ortamına girmeyeceğiz. Şu bilgiyi paylaşmam lazım. Şeytan da cin de arkadaşlar ruhsat bulunca yaklaşırlar. Bakınız şeytanın hikayesini herkes bilir. Cennetten kovuluyor. allah Teala lanetli kovuyor. Aleyhi lani, şeytan. Niye kovuyor? İşte kibir yaptığından bu Kibrin ne olduğunu biliyorsunuz. Zaten çok büyük bir günahtır kibir aslında. Rabbim hepimiz muhafaza eylesin. Şeytan cennetten kovuluyor. Ve mühlet istiyor. Diyor ki senin göreceksin bak diyor allah Teala. Senin kullarını yoldan saptıracağım. Yolların önüne tuzaklar kuracağım. Onları yoldan saptıracağım diyor. Allah-u Teala ne buyuruyor? Benim müdde, istediğini yapmakta serbestsin. Benim müttaki kullarım vardır. Onlara bir şey yapamazsın diyor. Yani şeytanın da cinlerin de bize sıkıntı verebilmeleri için verebilirler bu arada ama verebilmeleri için bir ruhsata ihtiyaçları var. Şimdi bu ruhsatın ne olduğunu bir anlatmak istiyorum müsaadenizle. Çünkü hakikaten bu ruhsat olmadan gelemez. Şimdi işlediğimiz günahlar ruhsat oluşturuyor. İşlediğimiz günahlar, özellikle büyük günahlar bunlara ruhsat açar. İşleyebiliyoruz. İki, Maalesef bunlara ruhsat oluşturabilecek şekilde yapılan sihir ve büyüler var. Yani bir şeyler yedirilerek, içirilerek. Sonuçta enerji bu. Değerli arkadaşlar bunu da mesela insan ol anlamakta zorlanıyor. Enerji nasıl? Enerji öyle bir şeydir ki insan düşünceyle bile yönlendirebilir. Bugün bakın yaşamıyor muyuz? Yani internetten veri alıp veriyoruz. Uzaktan bulut cihazlar, uzaktan kumandayla televizyon yönetiyorsun. İşte enerji gidiyor yani bir şekilde. Ya bu enerji insan da cinler de yönlendirebilir ve hakikaten bu tarz yapılan büyüyle nazar da bir negatif enerjidir ve ruhsat verebilir nazar sebebiyle metafizik varlıklara. Metafizik varlıklar demek daha doğru olacak. Metafizik fizik ötesi demek yani bugün fiziksel gördüğümüzün ötesi. Yani bu tarz boyut başka boyuttaki işte varlıklardan bahsediyoruz. Metafizik etkiler aynı zamanda nazar da hani gözle göremiyorsun o enerjiyi, fiziksel olarak tanımlayamıyorsun ama bir enerji var. insanı hakikaten öldürebilecek bir enerji. Bunlara metafizik etkiler diyelim. Uzaktan da etkileşim olabilir. Bunlar da bir ruhsat vermiş olabiliyor. Ya da bakınız kumar oynanan mekanlar, alkollü mekanlar yani bizatihi faizi istikal edilen mekanlar allah Teala'ya savaş açılmış mekanlar biliyorsunuz arkadaşlar yani aleni işlenen günahlarla, haramlarla olunan yerlere girmek de sen işlemesen de oralara girmek de işte oradaki varlıklar tarafından bir ruhsat olarak kullanılabilir, üzerinize musallat olabilir. Yanılmıyorsam geçen sene de bakın yeni yaşadığım bir olay. Ne parka gittim. Çocuklar heves ettiler. Tanımda da dedik ya tamam yani çocuklar öyleyse de bir oyun bir kaç bir, bir birkaç oyuncu Luna Park'a gidelim. Fakat Luna Park Luna Park'tan çıkmıştı. Kumarhaneye dönmüş. Yani gidince zaten çok rahatsız oldum. Sürekli böyle attıran, tutturan böyle biliyor anladınız herhalde ne demek istediğimi. Yani bildiğin kumarhane gibi aletler herkes bir yerde bir şeyler kaybedip duruyor. Böyle manzara iğrenç, ortamın enerjisi çok kötü. Girdim ve bin pişman oldum. Girdikten 5-10 dakika sonra bir anda rengim değişti, gözüm karardı. Ya yani ölüyorum zannettim. Yani zor çıktım orada. İşte sonra geldik Allah'a çok şükür olsun. İşte hocam vardı yanında dedim bir seans yap hocam. Yani hakikaten öne negatif enerji bildiğin saldırıyorduk. Niye? Onların alanına girdim çünkü. Yani kumarhaneye girmiş oldum. Girmeyin. Bana kumarhaneye giriyorum bir şey olmuyor. Bu daha kötü. Yani ne durumdasın düşün. Sana saldırmıyorlarsa. Alanlara girmemek lazım arkadaşlar. Bunlar ruhsat oluşturuyor bu cinler için. Bunlardan uzak durmak lazım. Haramla iştigat edilen yerler. Cinayet mahalleleri aynı şekilde sıkıntı oluşturabilir. Bazen de insanoğlu bilmeden yanlış zamanda yanlış yerde bulabilir. Mesela doğada hacet giderecek öyle bir yere gideriyor ki işte cinlerin otur diye bile görmüyorsun çünkü. Ve ondan sonra musallat olabilir. Olabilirler gerçekten de. Hani destursuz iş yapma derler ya, doğru söylüyorlar gerçekten de. Bunlar da musallatı. Mesela böyle bir vakada çalışmıştım. Bir kadıncağız, yani bir sürü sıkıntısı var, istemsiz vücut hareketleri var. Bunu musatlar en çok görmenin sebebi vücutta istemsiz hareketler olur. Gözler bir farklı bakar zaten üzerinde böyle bir etki olan insanların. Ee, Birçok rahatsızlığı yapabilirler. Fiziksel hastalıklara da neden olabilirler. Çünkü vücudun enerji akışlarını değiştiriyorlar. Vücudun enerji akışını kesiyor negatif bir enerjiyle. Ve bambaşka bakın, e, sağlık sorunlarına da yol açabilirler. Her neyse kadıncağızın sorunu şu ne zaman başladı dedim de direkt tarif etti. Bir arkadaş gittim dedi bahçesinde oturuyoruz merdiven var. Merdivene oturdum dedi. Ondan sonra bende bir hal oldu. Tarif ediyor. Yani bazen yanlış yerde bulunmakta da olur. Hakikaten de çalışma esasında oturduğu yerde varlıkların rahatsız ettiğini, onların bilerek musallak olduklarını ve o etkiler, o negatif enerjiler temizlenince rahatlar Allah'ın istedim Yani bunların alanına girmemek ve ruhsat vermemek çok önemli değerli arkadaşlar. Hakikaten bizim toplumumuzda Bunlar biliniyor. Hani bilmeyen yok bunları. Fakat yolları yanlış anlıyoruz. En çok yanlış olan da şey şu. Hemen gidelim bir cinci hocaya yapmayız. Peki hocam okuyalım mı? İşte bunun için okumak lazım. Elbette. Muhafazeteyn sureleri, felak ve nas dediğimiz sureler zaten bu amaçla indirilmiş. Bol bol okuyunuz. Fakat bunlar koruma sureleri. Muhafazeteyn, muhafaza etme. Dikkat edin. Yani muhafaza amaçlı, koruma amaçlı. Şimdi sabah akşam okuyunuz. Çok güzel bir şey. Korur mu? Hakikaten korur Allah'ın izniyle. Ama bunu okudum diye gidip e, tabiri caizse ruhsat alabilecek yerlere negatif enerjilere girilmez, haramla iştikal edilmez. Onların alanına girilmez. Yani şöyle düşünün, hiçbir şey bulaşmayacağım ben diye düşünüyorsun. Ben beyaz takım elbisinin giy, demirci dükkanından geç bakalım, üzerine pas siner mi? Veya hiçbir şeye dokunmadan ıtriyat dükkanından geç, üzerine kokular, miz gibi güzel kokular siner mi? Enerji böyle bir şeydir. Hani ben karışmıyorum, etmiyorum, oynamıyorum, içmiyorum, etmiyorum ama işte buralarda gezme yani bir fayda yok. Kesinlikle zarar oluşturabilecek durumlardan bahsediyoruz. Toplumumuzda çok fazla olduğunu da görebilirsiniz. Bazıları da şöyle diyor. Hocam her şeyin mi altında bunlar var? Her şeyin mi? Şimdi bakınız dünyada iki çeşit enerji var değerli arkadaşlar. Enerjileri ikiye biliyoruz. Bir tanesi Rahmani enerjiler. Diğeri şeytani enerjiler. Hepsini halk eden Allah'tır. Yani Allah'ın izni iradesi olmadan hiç kimseye bir kötülük gelişmesi hiçbir şey olmaz. Bir hocamız cinler ölümlü müdür? Elbette onların dönemi. Kıyamete kadar mühlet verilen iblistir. Şeytan diye bahsettiğimiz onun Zamanında çocukları, torunları hepsinin bir her şeyin bir önünü var. Her şey yaratılmıştır. Yaratılmış olan her şey mutlaka ölecektir. Ölümsüz olan, baki olan ancak Allah'tır. Yani cinler de mutlaka ödürürler. Ama bizim zamanımıza göre daha uzun yaşıyorlar. Hız farkında olduk. Bize göre çok daha hızlı varlıklar. Zaman algısı biliyorsunuz göreceli bir kavram. Kendi zamanlarına göre bizimki kadar hızlı değil. E, ama bizim zamanımıza göre oldukça hızlı bir hayat sürdürdüklerinden bize bizim zamanımıza göre 600-700 yıl yaşıyor. Belki daha bin yıl yaşayanları vardır arkadaşlar. İnsanlık içinde de yüz yıl yaşayanlar olduğu gibi. Şimdi iki çeşit işte enerji var dedim ya. Şeytan enerjiler ve rahmani enerjiler. Burada değerli arkadaşlar şeytan enerjiler deyince Mesela öfke negatif enerji. Şeytan enerji. Rahmani değil korku, yalnızlık, çaresizlik, kin, nefret. Dolayısıyla bir insanda bu duygular varsa, o an hakimse, o insanın yanı başında bir şeytanın, bir cinin, olması çok doğal değil mi? Yani şeytan enerjiler varsa, şeytan, iblis vardır orada. Dolayısıyla her şeyin altında var mıdır? Evet. Yani negatif yaşadığın şeylerin hepsinin altında bunlar olabilir. Travmalar yaşıyoruz. Evet işte o duyguyu kullanıyor. Çoğunlukla metafizik etkiler dediğimizde işte cinler ya da yapılan büyüler, aslında arkadaşlar. Beyinde bir kodu kullanırlar. Şöyle anlayayım bu olayı. Bakın bir örnekle anlatayım. Belki daha anlatayım. Şimdi bilgisayarlar var önümüzde biliyorsun. Senin masa bilgisayardan izliyorsun şimdi. Ben de bilgisayardayım. Birlikte izliyoruz. Ben şimdi sana izin versem, bir link göndersen, onay versem. Benim bilgisayarıma masa uzaktan erişip bir şey yapabilir misin? Biliyorsunuz da bu var. Uzaktan erişip yapabilir misin? Ama nasıl izin verirsem? Çünkü o izin vermişin onay bir kod var. İşte insanoğlu da bir izin verip bir ruhsat verdiğinde uzaktan erişip İnsanın iradesi üzerinde baskı oluşturup işte insana zarar verebilirler veya insanı hiç ummadıkları şekilde yönlendirebilirler. Mesela göreceksiniz intihar vakalarının çok büyük çoğunluğu belki de hepsinde metafizik etkileri görürsünüz. Yani ciddi bir negatif yönlendirme olabilir. İzin vermezsen işte uzaktan erişemezsin. Yapılması gereken şey aslında böyle bir durum varsa onların kullandığı kodlardan kurtulmak. Onların kullandığı kodlar olmayınca kullanamazlar. Yani izni iptal edersen bir daha senin masaüstüne giremez. Güvenlik sağlarsan. Peki güvenliği nasıl sağlıyor? Bugün bilgisayarlarımızda biliyorsunuz işte güvenlik programları var. Yani korumak için amaçlı kullandığımız ve daha güvenli hissediyoruz. İnternete girip çıkarken daha güvenli hissediyoruz. İnsanda da var bu koruma programı. Buna aura diyoruz. Bakınız auran çok güçlüyse negatif enerjiler o aradan geçemez. Nazar da geçemez. Tabii ki auranın gücü negatif enerjinin gücü. Negatif enerji daha güçlü olduğunda aurayı delme ihtimali her zaman vardır. Bu şunun gibidir. Zırhlı bir aracın varsa bilir misiniz? Zırhlı araç şoförlerine ilk öğretilen şeydir bu. Herhangi bir çatışma saldırıya uğradığında sakın zırhına güvenme hemen kaç. Çünkü ilk mermiyi koru. Yani bunun bir anlamı hakikaten de öyledir. Yani benim auram çok güçlü diye negatif enerjilerin olduğu ortamlara girme. Ne güzel güçlü işte davran, Kalsın ilk geldiğinde seni korur, korudu Allah'ın izniyle. Ama yani zırha güvenme. Fakat insanın aurası böyledir. Sürekli geçiyorsa mesela bugün diyoruz benim yıldızım düşük. Nazara çabuk geliyorum. Nazar beni çok kötü etkiliyor. Benim yıldızım düşük. Hikayesi de şudur aslında. Benim bir yıldızım yok. Senin de yok. Allah-u yarattığı yıldızları sahiplenmeyelim. Yani, tamam mı? Peki nasıl o yılda öyle değil o. Hani astronomik bir tenim olarak kullanılmış bu. Aslında demek istediğimiz şey şu. Benim avram zayıf. Negatif enerjilere hep muhatap oluruz. Ama aura'mızdaki zayıflıklar, gedikler, o boşluklar yoksa ona zarar kolay kolay zarar veremez bize. Yani zırt pırt astanırsak, nazara çok sık geliyorsak bizim aura'mız zayıf demektir. Aura bir enerji alanı, etrafımızda oluşan bir enerji alanı. Şimdi bu bütün enerji alanını güçlü tutabilmek için hangi enerji kaynaklarından beslendiğine dikkat edeceksin? Bir de zihninden neler geçiyor? Bu en önemli husus aslında. Arkadaşlar ben kulumun zannı üzereyim diyor Rabbimiz. Allah-u Teala ben kulumun zannı üzereyim. Şimdi kolay hep şöyle. Ay başıma şu gelirse, bu gelirse, şöyle olursa negatif kaygı ne zanda bulunmuş oluyorsun? Ve Rabbim de diyor ben kulumun zannı üzereyim. Gelir onlar başına. Hani korktuğu insanın başına gelir diyorsa zaten öyle bir enerjiyle beslendiğin için sürekli düşüncelerin hep kafalara aura da güçlü olmasını düşünemezsiniz. Mümkün değil. Yani negatif enerji kaynaklanıyor. Aura'da elbette gedikler oluşacak. Ve o gediklerden de her türlü negatif enerji gelebilir. İlk adım kişi aurasını güçlendirecek. Aura'yı güçlendirmek için pozitif enerji kaynaklarına ihtiyaç var. Hemen söyleyeyim en güçlü pozitif enerji kaynaklarından biri. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz emrediyor. Salihlerle ve sadıklarla beraber olunuz diye. Değerli arkadaşlar burası önemli. Salihlerle ve sadıklarla beraber olun. Yani onlardan alacağımız enerji bizim onlardaki güzel enerji akışı bizim de auramızda güzelliklere vesile olur. Auramızı güçlendirir. Ve kimlerle muhatap olursan hep onlar gibi düşünürsün. En çok görüştüğün 5 kişinin ortalamasısın. Veya 10 kişinin sonuçta en çok görüştüklerinin ortalamasısın. Onlara benzersin. En çok görüştüğün insanlar hep şikayet modundaysa sen de hep şikayet edersin. Şikayet eden birinin aurasının güçlü olma ihtimali söz konusu değil. Şikayetin enerjisi nimeti yok edecektir. Nimet arttıran şey şükürdür. Bugün dünyada bu etkilerde olmak üzere başımıza gelen şeylerin büyük çoğunluğunun şükürsüzlükten olduğunu net bir şekilde ifade arkadaşlar. Umarım burayı anlatabildik. Yani Bunlar vardır. Asla korkulacak bir şey değil. Cinlerden falan. Asla. Onlar korkutmak isterler ki korku duygusuyla kullanıp daha çok kendilerine egemenlik alanı, irade üzerinde daha çok baskı kurabilme imkanı buluyorlar. Korku duygusundan besleniyorlar. Asla korkulacak bir şey değil. Fiziksel olarak yapabilecekleri hiçbir şey yok. Ama işte yani bilgisayar uzaktan için fiziksel oluşamaz ama bilgisayardaki bazı yazılımlarla bilgisayarda arızalara sebep olabilir. Evet böyle. Ama korkmadığımız zaman onlara alanı daraltmış oluyoruz. Yapacakları çok bir şey yok. Ve hakikaten de burada kural Allah'a sığınmaktır. Allah'a sığınmaktır. Çünkü Allah'a sığınan ancak güvenlidir. Ve bunların alanına girmeyeceğiz. Böyle cinci hoca olaylarına gitmeyeceğiz, muhatap olmayacağız bunlara. Varsa da profesyonel destek almak bazen gerekebiliyor. Çünkü bazen öyle şeyler oluyor ki arkadaşlar. Atalardan geliyor bu çok güçlü enerjiler. Nereden geldi? Bazı hikayeler vereyim. Hani kaynaklarda şey olsun. Bunlar benim Şöyle gidip balanda eğitim falan almadım. Hiç bulaşacağım bir alan değil. Ama RDT seanslarında muhatap olduğumuz e, birçok durumdan tecrübeler edindik bu konuda. Size de bunları aktarıyorum. Edindiğim tecrübeler neticesinde çok ilginç vakalarla karşılaştık. Mesela hazine arayanlar var değil mi? Çevrilir hazine arayanlar varsa İletin inşallah. Bu yeni dinlesinler YouTube'da kalacak. Buradan söyleyeyim. Genelde en çok sülalesine, bırakın kendini. Sülalesine kadar musallat olan çok güçlü musallatlara bakıyorsunuz. Kökte hep azın Şimdi geçmişte insanlar toprağa gömüyorlar. Gömüp bırakıyorlar mı zannediyorsun? Özellikle Yahudilerin çok çıkça kullandığı bir şeydir. Bu sihir büyü. Gerçekten çok hakimler. Nereden geldiğini anlatayım bu sihir büyünün. Tarihçesi şöyledir bunun. İki tane melek vakti zamanında konuşuyorlar. Diyorlar ki işte bu insanlar çok kötü allah -u Teala Rabbimiz niye bu insanlar yarattı ki? Yeryüzünde kan döküyorlar. Zulüm mü ediyorlar? Kötülük yapıyorlar sürekli. Şirke düşüyorlar. Biz bunları yapmayız diyorlar. allah Teala her şeyi bilen Rabbimiz bu konuşmaya da elbette ki şahit olarak diyor ki onlarda yaratma var olan nefis sizde de olsaydı siz de böyle şeyler yapardınız. İnsan İnsanoğlunda bir nefis vardır mücadele etmesi gereken çok güçlü. Bu iki meleğe diyorlar ki Rabbim biz yapmayız. O zaman diyor hadi İnsan olarak bu iki meleği dünyaya gönderiyor Rabbimiz. Ve bir müddet nefis veriyor onlara da ve insan olarak dünyaya gönderiyor. Bir müddet çok güzel yaşıyorlar bir kasabada. Gayet mütedeyin güzel bir hayat yaşıyorlar Allah'a ibadet ve kulluk yaparak. Fakat daha sonra e, bir süre sonra, sonra bunların yaşadığı kasabaya çok güzel bir kadın geliyor. İkisi de kadına aşık oluyorlar. İnsani bir duygu. Aşk güzeldir bu arada ama tabii inşallah kime oldu. Hasılı kelam her ikisi de kadına evlilik teklif ediyorlar. Lakin kadın maalesef iyi niyetli biri değil. Onlar gibi değil. Şart koşuyor. Her ikisine dahil önce. Diyor ki sizin evlilik teklifinizi kabul ederim. Ancak üç büyük günahtan birini işlerseniz ya cinayet işeceksiniz ya zina yapacaksınız ya da içki içeceksiniz. Şimdi her ikisi de tabii böyle aşkın verdiği o ruh haliyle ne olur ki diye zina diyorlar. Katiyen ya yapamayız biz. Yani Allah'ın büyük yasak ettiklerinden. Cinayet nasıl olur yapamayız. Sonra diyorlar ki işte alkol tövbe ederiz. İnsanın düştüğü en büyük bir hatalardan biri. Tövbe ederiz nasıl olsa. Tövbe etmek nasip olmazsa peki Allah muhafaza. İkisi de içki içiyorlar. Sarhoş oluyorlar ve o kafayla hem zina işleyip hem de cinayet işliyorlar. Üç büyük günah birden yapmış oluyorlar. Tabii yoldan sapmalarına sebep olan bu durum neticesinde daha sonra insanlara da ki o dönem İsrail olur, Yahudilere de bu büyü ve sihiri Harut ve Marut isimli bu iki melek insan olmuşlar. Onlar öğretiyorlar. Ve tabii çok büyük. Genellikle bugün dünyada hatta istihbaratı faaliyetlerde bile çokça görürsünüz bu işlerin kullanıldığını, enerjilerin kullanıldığı. Her enerji iyi değildir değerli arkadaşlar. Her enerji çalışması da iyi değildir. Yani enerjinin kaynağı ya da nereden ne bulaştığını da bilmek ve emin olmak gerekiyor. Çokça kullanılan bu büyü sihir maalesef günümüzde de e, birçok insanın iradesi üzerinde baskı oluşturmak üzerine çokça maalesef kullanılıyor sıkça toplumda görüyoruz. Allah muhafaza. Buradan ilk iş Allah'a sığınmak. İki, böyle bir şey oldu. Bir negatiflik geldi. Yedirilmiş, içirilmiş, bir şeyler yapılmış. İşte domuz yağı kullanılmış. Evde muskala. Şimdi muska konusuna da girelim. Demin sorulardan bir tanesine de gördüm inşallah. E, orada profesyonel bir destek alınabilir. Çünkü... Önce koruyacağız kendimizi. Tamam muhatap olmayacağız. Bunların alanına girmeyeceğiz ama olmuşsa da tabii ki hastalanınca bir tedavi süreci başlar. Doğru mu? Yani öyle bekleyerek her şey olmaz. Bir gün günümüzde şu bile var. Hastalıklara tedavi olmuyor. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Rabbimiz ölüm ve yaşlılık harici bütün hastalıkların şifasını yaratmıştır. Tedavi olunuz buyuruyor. Biz de ne yapacağız? Tedavi olacağız. Ha şuna tüm kalbimle inanıyorum. Her türlü şeyin altında negatif bir kod vardır. Bazen bir travma yaşarsın o travmayla hastalansın. Çoğunlukla ya travmalar vardır. İşte bu metafizik etkilerde nazar da bunun gibidir. Gelip yine bir negatif enerji vücutta bulunduğundan enerji akışlarını kestiğinden oluşuyor travmalar. Otonom sistem orayı tanımıyor tanımadığında arzu oluşuyor ve iyileşmiyor da. Bu kodlar metafizik etkilerde olsun ne olursa olsun kötü enerjiler temizlenebilir. Allah hamdolsun reddete seanslarında böyle çok vakaya nasip gördük ve şifasını görmek nasip oldu. Yıllarca çok zorluklar içerisinde yaşayan insanlar böyle reddete seansından sonra hiç Yani 60 yaşında bir amcam yani kulakları çınlasın seanstan sonra ellerimi öpmeye kalkmıştı. Çünkü 50 yıldır yaşadığı bir sorundan bahsediyor. 50 yıllık sorunu Hani akıl hastanesine yatırmışlar, ilaçlar, uyuşturmalar. Arkadaşlar böyle metafizik etki bunlarla gitmez. Ama Allah'ın izniyle mümkün hepsi. Tabi burada unutmayınız. Şifa veren Allah'ta bir de niyet edeceğiz. Yaşadığımız zorluklardan bir tanesi de şu. Allah'ın izniyle mesela seans yapılıyor. Negatif enerjiler temizleniyor. Musallatlar gidiyor. sen sonunda giderler. Ama kişi Gidiyor tekrar o alana giriyor. Girme seni tanıyorlar onu. Seni biliyorlar. Tekrar alana girip yeniden ruhsat veriyorsun. Ve en dikkat çekici kişi oluyorsun. Sonra bir daha oldu. Hocam temizlenmemiş miydi? Temizlenmişti. Ama tekrar alana girdi. Ne yapıyor? Mesela bir tane daha şimdi hiç unutmuyorum. Sürekli geliyor. En son kendi itiraf etti. Tarot bakıyormuş sürekli. E yapma şimdi. Falın olduğu yerde sen onların kölesi olursun. Fal çok sıkıntılı bir şey değerli arkadaşlar. Ben keyif için bakıyorum. Ne için bakarsam bak. Yani alkolü de keyif için içiyor adamlar ama sarhoş olup adam öldürüyor. Yani azı, çoğu haram olanın azı da haramdır. Yani sarhoş edici olan her şey haramdır. Bütün fal şeyleri, fal okları haramdır. Ayet sabit. Ama ben işte tarot bakıyorum. Yok stüdyo bakıyorum. Arkadaşlar işin içinde fal varsa hangi aleti kullandığının önemi yok. Fal haramdır. Ve haram varsa haramın içinde sorun mutlaka vardır değerli arkadaşlar. Buraya da mutlaka dikkat etmek lazım. Ee, Şimdi gelelim bir de nazar konusuna Nazara ekstra bir değinmek lazım. Bazıları diyor ki hocam kendime nazarım değiyor. Kendine nazarın değmez. Ama hocam değiyor. Bakın şöyle oluyor. Ne olur doğru anlayalım ki tamam mı? Şifaya da doğru ulaşalım. Nazar dediğimiz şey insanın içindeki haset enerjisi. Bir soru insanın kendine haset olur mu? Ya zaten sensin kendine haset olur mu? Haset ki birden olur. Yani benlik duygusundan olur. Kendine haset çekmesin. Kendini beğenmişlik orası. Onda yok bende olmalı. Ben daha çok hak ediyorum gibi. Yani hasetin temel duyguları budur. Benliktir, kibirdir. Yani içinde haset bu arada herkes olabilir maalesef. Çok acı bir duygu. İmrenmek sorun değil ama haset var. İçinde haset olan nazar değer. Peki ne yapıyorsun? Güzelce giyinmişsin böyle. Alımlı alımlı yürüyorsun. Ay ne güzel oldum diyorsun. Ama o yürüyüşünle, giyintin, duruş şeklin, hani ay ben ne güzel oldum kendini beğenmişlikle yaptığın değişiklik başkalarının dikkatini çekiyor. İçinde haset olanların dikkatini çekiyor ve nazar geliyor. Zannediyoruz ki kendime değdik. Kendi çocuğuna da nazar değmez. Senin çocuğun. Ama ne olur çocuğunu giydirip güzel güzel süsleyip böyle sosyal mecralarda paylaşma. Nazarı cezbediyoruz. Yani nazar cezbedilmemelidir değerli arkadaşlar. Mütevazilik burada çok önemli. Gösteriş için hiçbir şey bulma. Çünkü gösteriş demek nazarı cezbetmek demek. Unutmayın. Her konuda böyle. Gösteriş yok. Güzel giyin. Temiz giyin. Şık giyin. Ama mütevazı olsun. Yani Rabbim şöyle diyor. Ben nimetlerimi kulun üzerinde göreceğim. Şu da demek ki Bazen yanlış anlaşılıyor. Tamam mı? Hani ay hep böyle yokmuş gibi. Yokmuş gibi değil. Bak ne diyor Rabbimiz? Nimetlerimi kulun üzerinde göreceğim. Sana bir nimet vermiş. Şükret. Taşı. Giydiğinden başkalarına giydir. Yediğinden başkalarına yedir. İçtiğinden başkalarına içir. En iyisinde sonu yok. Yani en iyi arabaya bin. Ama gösteriş yapma. Çünkü o nazarı ciddi cezbediyor. Ve nazar çok tehlikeli bir şeydir. Aura'yı güçlendirerek ancak nazardan kurtulabiliriz. Şimdi değerli arkadaşlar birkaç böyle chatte sorular bir bakayım YouTube'a yazdıklarınızda. Şimdi konuşurken soruları aynı zamanda çok okuyamıyorum. Sonra da bugün bir konu kalacağım şimdi arkadaşlar. Çok inşallah ışık tutacak size. Cevaplamam gereken bir şey var mı biliyorum. Eski büyüden nasıl kurtulabilirim demiş. Büyünün eskisi en çok büyü varsa bir kod gelmiş. İlk iş şu arkadaşlar bakın Size dışarıdan birisi felak siz kendiniz değil size birisi sesli olarak felak felakmanes surelerini okusun. Üçer defa, yedişer defa rahatlayabilirsiniz. Allah'ın izniyle. Sirke hayatınızda olsun frekansı yükselttiğinden bu tarz etkiler frekansı düşürür. Sirke frekansı yükseltir, Ne güzel katıktır Radı Şerifi boşuna söylememiş e, e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hakikaten koruyan etkisi de var. Ama bunlar olmadı. Güçlü şeyler olabilir. E, biz reddeti e öneriyoruz. radyo Hoca'ya gitmeyin diyoruz. Ama bu arada şunu söyleyeyim. Gerçekten ehil birisi vardır. Cinlerle işi yoktur. Okumayı biliyordur. Başımızın üzerinde yeri var. Okumalar Allah'ın izniyle çözüm olur. Tamam mı? Çözüm olur ama işin içinde cin varsa cinli hoca falan aman. Bunu nereden anlarsın? Yüzüne bak. Cinli uğraşan hocaların yüzünde nur olmaz. Tamam mı? Yüzünden hani meymenet yok derler. Hakikaten yüzünden anlaşılıyor yani Allah muhafaza. Biz 90 Fal ve şans noktalarını haram ettiği açıktır zaten. Allah razı olsun. Bu arkadaşı sağ olsun. Emin olduğum şeyleri ispatlayamama konusunda neler yapmalıyız? Anladım. Yani birisi yapmış mı yapmamış mı? Bu da çok önemli bir konu. Bunu da konuşalım. Ondan sonra inşallah sayılar gibi sayılar gibi ritüellere de çok takılmayın bu arada. Olur mu? Arkadaşlar bakın. Uğursuzluk da yok. Tamam mı? Böyle bir şeylere fazla anlam yüklemek de yok. Unutmayın. Tamam mı? İnsanoğlu şu ayet-i ben kolumuz zannı üzereyim diyor ya. Ne zanına girersen o zor olacak. Kendini ispatlarsın. Bir şeyin uğursuz olduğunu ispatlarsın. Bu bana çok uğur dersin. Çünkü o zannın üzeriz. Ama o zannın yanına hesabı var. Zanla da hareket edilmez. Tamam mı? Yani bir şeylere çok anlam yüklememek lazım. Şimdi geri döneyim. Bu ispatlama var ya arkadaşlar. Bana şu büyü yaptırmış. Girmeyin bu konuda. Hatta şöyle söyleyeyim. Bakın bu da yaşadığımız bir şey. Biri diyor ki bana şu diyor gördüm gördüm. Seanslarda bazen görebilir birileri ama diyor ki gördüm şu yaptırmış. Muhatap olma. Niye? Ya şimdi çözdün sipariş ama o kişi bir daha yaptırırsa oradaki negatif enerji muhatap olma. Zaten bu işlerle uğraşanlara, cinlerle, büyüyle, sihirle uğraşan kişilere dünya ahiret nasipsiz denir. Dünyada nasip yok o kişilerin. Yüzünde nur olmaz. Kötü olur. Yüzünde dünyadaki dünyadaki hayatı da mutlaka rezil müsfahlıkla biter. Ahirette de nasip yok. Cehennemin dibinde biter. Bakın çok net. Büyü yapan, yaptıran, aman ne olacak diyen hocam karı koca iyi olsun diye yaptırıyorum. Hiç fark etmez. İnsanın iradesi üzerine baskı kuramasın. allah Teala kendisi cüz-i iradede serbest bırakmışsın. Bize ne oluyor? Aman yani karı koca iyi yapmak dahi olsa büyü yapmak hatta sempati bakmak bile dünya ahiret nasipsizlik sebebidir amık. Yani bunlarla muhatap olun, Onun zaten nasip yok. O zaten mutlak felaket üzerinde yani. Ha inşallah tövbe eder, Rabbim kabul eder. Kimsenin felaketini istemiyoruz ama hiç muhatap olunmaz kim yapıyor diye emin olmaya çalışmayın. Tamam mı? Muhatap olmayın. Ve tanıyor mesela bazı insanlar gördük ettik tabii tanıştık bazı insan geliyor sen aslında kendi uğraşmış. E görüyor hissediyorsun o enerjisinde kaynağı. E atıyor? E bizi ilgilendiren bir mevzu. O kendisi Allah katında verecek onun hesabını. Ama işte kötülük yap Arkadaşlar kötülük eden kötülük bulur. Bakın ayet-i kerimede Rabbimiz diyor ki kötülüğü en güzel bir şekilde iyilikle muamele et bir süre sonra yapamadığını göreceksiniz. Allah nasip ederse. Yani onlardan uzak durmak, muhatap olmamak en güzeldir. Ne olur kim yapmış diye arayışa girmeyin. Hele hele bir hocaya gidip de cinci bir hocaya gidip onlar dese ki böyle yapın, sakın itibar etmeyin. Ciddi söylüyorum. Bakın işin içinde cin var. Şeytan var. Cin ve şeytan insanın hayatını yamultmak ister. Sana verdiği isim muhtemelen de yanıltıcıdır. Yani. Ben de tahmin ediyordum zaten yakalarsın. Zaten sen tahmin etmeyeceğim isim vermez. Doğru olabilir, yanlış olabilir. Bilemezsiniz. Büyük ihtimalle yanlış olma ihtimali çok fazla. Çünkü şeytanın işi senin aranı bozmak, ailenin aranı bozmak. Genelde aileden birlerin isimlerini verirler. Yani dünürlerin isimlerini verirler falan. Yani girmeyin bu. Günah var. Bir de bir gün iftira olabilir. Sonra duydum bunu bir yerden gittim başkasına ödün. Tam iftira oldu. Allah muhafaza. Hiç o toplara girmemek lazım. Bu uzak olmak lazım. Allah'a sığın. Salih kullardan olmaya gayret et inşallah.